Merhaba arkadaşlar. En başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Edison mantığıyla, sürekli Edison mantığı diyorum, videolarımda geçiyor. Ara ara açıklamak zorundayım. Çünkü herkesin başa dönüp birinci, ikinci videoda anlattığım Edison mantığını izlediğini sanmıyorum. Edison mantığı şu demek: bir konuda araştırma yapacağınız zaman o konudaki elinizin altında bulunan bütün kaynakları tarayıp onun üzerine ondan sonra bir şeyler koymak demektir. Yani Edison bir araştırma yapacağı zaman kırtasiyeleri, kütüphaneleri dolaşarak o konudaki bütün kitapları topluyor. Onları didik didik inceliyor, okuyor, notlar çıkarıyor. Onların eksik bıraktığı yerleri, onlar üzerinden eksik kalan yönleri tamamlayarak gidip bir patent alıyor. Bu şekilde 1560-1600 patent, yani icat yapmış. Bu mantık çok faydalı bir mantık. Ben de o mantığı her konuda uyguluyorum. İşte borsada zengin olanlar var mı? Borsada, Türkiye'de zengin olanlar var mı? Zaten Warren Buffett'ı borsayla ilgilenen herkes tanıyor, biliyor. 89 milyar dolar serveti var. Onun için Warren Buffett dışında kimse var mı diye araştırdım. Ama Türkiye'de bu konuda hiç kimse yok. Onlar internete girdiğim zaman, şöyle bir 5-10 kişinin hayatına bakayım dediğim zaman hiç güzel örnekler yok. Herkes olumsuz bir şeyler söylüyor. Yok işte borsa zenginlerin kazandığı yer. Yok işte birileri kazanıyorsa birileri kaybediyor. Bu yorumları yapanlar kesinlikle borsanın mantığını çözemeyen insanlar. Bu yorumları yapanlar kesinlikle borsanın ne olduğunu tam olarak anlamayan insanlar arkadaşlar. Neyse ki olumlu bir örneğe rastladım. Burak Sevindik efsanesi diye bir hikaye. Orada Burak Sevindik 26 yaşında borsaya başlamış. Şöyle iyice göstereyim, kendiniz de araştırabilirsin. 34 yaşına geldiğinde ise 55 milyon dolarlık servete ulaşmış. Ama kimse bunu ön plana çıkarmıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Burası çok önemli arkadaşlar. İyi kötü ekonomiden anlıyor. 1992'de Ümit Milli Basketbol takımına giriyor. Fakat borsa için terk ediyor onu. Bugün evet, onun hayatını okursunuz. Bu Burak Sevindik'in nasıl zengin olduğunu. Burak Sevindik'in buradan anlıyoruz ki Warren Buffett'ı yaş zenginlik orantısı bağlamında geçtiğini anlatıyor. Ve 34 yaşına geldiğinde 55 milyon doları kazandığını anlatıyor. Arkadaşlar, borsa daha kazançlı çıkmak için borsanın mantığını çok iyi bilmek gerekiyor. İşte Burak Sevindik bu mantığı iyi çözdüğü için 8 yıl gibi kısa bir sürede 55 milyon dolar servete kavuşmuş. Yani anlık işlemler, çabuk zengin olayım, borcumu ödeyeyim, ihtiyacın olan parayla oynamak, borç parayla oynamak, ne bileyim bir sürü yanlış davranışlar var. Hisseyi niçin aldığını bilmemek, hisseyi niçin yatırım yaptığını bilmemek, trendlere takılıp yatırım yapmak. Yani bir sürü yanlış işlem var. Şimdi Twitter'da araştırıyorum arkadaşlar, işi bilenlerden ne öğrenebilirim yine Edison mantığıyla. Bakıyorum iki tür insan var. Birileri kendilerini uzman görüyor. Farklı bir şey öğrenmeme gerek yok. Kimseyi takip etme gereği duymuyorlar. Biz tamamız, biz her şeyi kavradık, biz her şeyi biliyoruz modundalar. Onlara bakıyorum, onlar sadece 5-10 kişiyi, bilemediğim 100 kişiyi takip ediyor. Ama ikinci grup onları 10.000 kişi takip ediyor, 5.000 kişi takip ediyor. Yani siz bizi takip edin, biz öğrendik modundalar birinci grup. Kendilerini yeterli görüyorlar. Bu kendini yeterli gören Twitter daki uzman arkadaşlar, Burak Sevindik gibi servetinizi açıklasanız da, nasıl kazandığınızı açıklasanız da,
videolar çekseniz de Türk halkı da paralarını kaçak bahislerde batırmasalar, öküz gibi, dana gibi, tosun gibi firmalara paralarını kaptırmasalar, sizin kazandığınız yöntemle onlar da borsada zengin olsalar diye bir teklif, bir öneri getiriyorum. Madem bu kadar biliyorsunuz, kimseyi takip etme gereği duymuyorsunuz, yeterlisiniz, para kazanmışsınız, zenginsiniz, anlatın. İnsanlar dolara yatırım yapmasın. Türkiye, madem hepiniz de Türk hayranısınız, hepiniz de Türk vatanseverliğiniz var, öyle söylüyorsunuz. Türkiye'nin mevduattaki dolar hesabı 170 milyar dolar, 170-190 milyar dolar. Anlatın insanlar o dolarları bankalara yatırıp doların yükselmesine sebep olmasınlar. Amerika dolarına bu kadar bağımlı olmayalım. İnsanlar borsaya yatırsınlar paralarını. Borsadaki şirketlerimizin temettüleri yurt dışına gitmesin. Borsaya kumar diyor. Öyle bir anlayış şey yapılmış, empoze edilmiş. Ama yabancılar gelip borsamızın %65'ini ele geçirmişler. Bizimkiler de gidip Kıbrıs'ta kumar oynuyor. Eğer borsa kumarsa yabancılar niye gidip Teksas'ta kumar oynamıyor da gelip borsamıza yatırım yapıyorlar? İşte bu sizin gibi uzmanlar yüzünden. Anlatmadığınız için, öğretmediğiniz için, borsada kazanılacağını göstermediğiniz için, işte internete giriyorum, Google amcada her konuda istediğim kadar cevap oluyorum. Ama borsada zengin olanların hikayesi diye bir giriyorum. Borsada zengin olan var mı diye giriyorum. Başlık. Kimse yok. 3-5 tane forumda işte ben araba alacağım, şu bu basit şeyler yazanlar var. Gerçekten zengin olmayı anlatan real hikayelere rastlamadım. Burak Sevindik dışında. İkinci grup da hiçbir şey bilmiyor. Sürekli birilerinin ağzına bakarak Twitter'da onun bunun peşine takılıyor. Kendilerini geliştirmek dışında ona buna hisse soruyor. Şu hisse nereye gider, bu hisse nereye gider diyen grup. Twitter'daki araştıran arkadaşların ikinci grubu. Arkadaşlar kendiniz hisseyi analiz edip, ikinci gruba sesleniyorum. Kendiniz hisseyi analiz edip niçin alacağınızı öğrenmedikçe ona buna hisse sorarak asla zengin olamazsınız. Kendi tarzınızı geliştirmedikten sonra, kendi yatırım stratejinizi geliştirmediğiniz sürece başkalarının şeyiyle gerdeğe girilmez. Nasıl ki borsada da başkalarının tavsiyeleriyle başkalarının al dediği hisseyi alarak zengin olamazsınız. Bu benim düşüncem tabii. Kusura bakmayın biraz sert oldu ama gerçek bu. 20 yıldır ben de borsadayım. İşin mantığını tam olarak çözene kadar hiçbir zaman doğru dürüst para kazanamadım. Mesela 2009-2011 yılları arasında çok kısa sürede 8.000 liramı 16.000 lira yaptım. %100 kazandım ama geçici bir şeydi. Çünkü borsanın mantığını çözemediğim için o paraları dışarıda götürdüm, yedim. Sürekli yatırımcı olma mantığını kazanmadığım için o paralar değerlendirip bugüne kadar atıyorum 1-2 milyona 3 milyona çıkaracağıma o paralar yenildi, bitti. Onun için yatırımcı mantığı kazanmak lazım. Bir hisseyi bilinçli olarak seçmek lazım. Twitter'da orada buradaki önerilere de fazla inanmamak lazım. Oralarda sadece ilham almak için onların söylediklerini, hani şu hisse gidecek, o mantığı kavrayıp o mantıkla hisseye yaklaşıp incelemek için onları takip etmek lazım. Onun dışında kendi kararımızı kendimiz vermeliyiz. Kendi stratejimizi kendimiz oluşturmalıyız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Borsada zengin olan var. İşte Burak Sevindik, işte Warren Buffett. Tabii yüzlerce, binlerce kişi vardır dışarıda da. Türkiye'de hani medyaya yansıyan, medyada, gazetelerde, basın yayında çıkan kimse yok. Bir Burak Sevindik'i gördüm. Onu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.